Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alper Şahin kanalımıza hoş geldiniz. Bu haftaki inceleme konu Nvidia GeForce RTX 4000 ailesinden MSI GeForce RTX 4080 Supreme X oldu. Ne gibi özellikler sahip? Oyunlardaki FPS değerleri nasıl? Gelin bunlara birlikte bir göz atalım. Hadi o zaman videomuza geç yapalım. MSI GeForce RTX 4080 SuperMix ekran kartımızı kutusuna çıkardık. Kutusunun içerisinde neler var diyecek olursanız da kendisinin dışında çok şık bir mouse mousepad'i, ATX 3.0 adaptörü ve ekran kartımız için bir adet destek bracket'ı bulunuyor. Şimdi gelin tasarımına bir göz atalım. Tasarımına yakından baktığımızda evet burada da masalı duruşundan bile bu güçlü heybetli tasarımını hissedebiliyoruz. Ön tarafta bizleri üçlü bir fan dizilimi karşılıyor. Buna MSI Tree Frozer 3S soğutma sistemi olarak adlandırıyor. Kendisinde kullanılan her bir fanlar ise Tor X 5.0 fanları. Bunlar tabii ki de kendisinin soğutma anlamında büyük bir önem de arz ediyor. Ve ön taraftaki fan dizilimlerimizde burada altıgen şeklinde fan yuvaları bulunuyor. Ayrıca de bu her yuvaların kenarlarında da RGB şeritlere yer verilmiş. Dilerseniz bu RGB şeritleri Kensin yan tarafındaki Supreme logosuyla birlikte senkronize bir şekilde Mystic Light uygulamasında bunları kişiselleştirebiliyorsunuz. Hem ekran kartının RGB aydınlatmasını kişiselleştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda bilgisayar kasanızda MSI aksesuarlarınız da bağlıysa bunlarla hep birlikte senkronize yanmasını da ayarlayabiliyorsunuz. Fırçalanmış metal gövdesiyle birlikte kendisinin üzerinde çok şık durduğunu da söylemeliyim. Aynı zamanda burada kasada duruşu olarak da bence gayet güzel bir şekilde de yer kaplıyor. Ancak bu yer kaplamasında boyutlarından bahsetmem lazım. Çünkü bazı kasalara büyük gelecektir. Sizin kullanmış olduğunuz kasadaki verilen izin verilen GPU uzunluğuna da dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Boyutlarına baktığımızda da 336 mm uzunluğa, 142 mm yüksekliğe ve 78 mm de kalınlığa sahip. Toplam ağırlığı ise 2364 gram. Yani o elinizi aldığınızda da bu ağırlığı hissediyorsunuz. Yani bence güçlü, baba yiğit ve heybetli bir kart olduğunu hem tasarımındaki kalınlığından hissettiriyor hem de elinize aldığımızdaki bu ağırlığı gerçekten olduğu yere iyi bir şekilde oturuyor. Bunun için de zaten kendisinin kutusundan bir destek bracket da çıkıyor. Sizin ana kartınıza fazla bir yük bindirmesin diye bu bracket ile birlikte de kasanıza monte edebilirsiniz. Evet şöyle yan tarafına doğru geçiş yaptığınızda yine yan tarafta da fırçalanmış metal gövde görünümü devam ediyor. Burada Supreme logosunu GeForce RTX ve MSI amblemlerine de yer verilmiş. Zaten Supreme'deki biraz da elmas detayların hakim olduğunu da belirtmesi için burada elmas görünümleri hem yan tarafında hem de kendisinin backplate'inde yer alıyor ve buradaki yan tarafındaki soğutma bloklarına baktığımızda da kendisinin kalınlığı sayesinde de büyük bir soğutma bloğuna da yer sağlanıyor. Aynı zamanda içerisindeki soğutma kanallarıyla birlikte de tamamına yayılan bir soğutma sistemini burada bizlere MSI sunuyor. Ve buradaki soğutma sisteminin bir avantajı da fanların şu şekilde etkiliyor. Kendisindeki Zero Tour X ile birlikte belli bir sıcaklığın üstüne çıkmadığı sürece fanlar hiç dönmeden sabit bir şekilde durabiliyor. Bu sayede de sizlere sessiz bir kullanım olanağı da sağlanıyor. Yani ben kendi kullanım senaryolarımda yalnızca oyunlara girdiğimde fanların döndüğünü gördüm. Onun dışında günlük kullanımda tarayıcıda gezerken, işte bir uygulama arasında geçiş yaparken bunlarda fanların dönmesine gerek bile kalmadığından sessiz bir kullanım ben, beni bayağı bir rahatlat. O yüzden kullanım olarak yüksek sıcaklıkları oyunlarda çıktığı için de kendisini soğutmaya o zamanlara ihtiyaç duyuyor. Silent ve Gaming Switch'ini görüyoruz. Siz buradan çift BIOS arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Silent ve Gaming arasında fan profilleri değişiyor. Performansından büyük bir etkisi bulunmuyor. Ayrıca burada yeni bir pin tipi görüyoruz. Burada 16 pinli bir girişe sahip ancak burası ATX 3.0 tipinde olduğu için de zaten kutusun içerisinde siz eski bir güç kaynağı kullanıyorsanız buna uygun da bir adaptörle birlikte geliyor. Yani sizin eski güç kaynağınızdan o PCI 8 pinli kablolarınızı takarken adaptörle bunu ATX 3.0'a dönüştürerek takıyor. Bunun üzerindeki 16 pinlik kısım PCI değil. O yüzden buradaki ATX 3.0 adaptörünü de kullanmanızı tavsiye ediyorum. Yeni bir güç kaynağınız varsa da zaten bu adaptöre ihtiyacınız olmadan direkt olarak kendi güç kaynağına bağlayabiliyorsunuz yuvalarına baktığımızda da üç tane Displayport bir adet de hdmi yuvasının olduğunu görüyoruz burada Displayport'un fazla olmasını beğeniyorum Çünkü birden fazla monitör kullanımlarımda ben Displayport'la bağladığım için burada üç tane olması gayet güzel arka tarafında ise burada bizleri metal bir backplate karşılıyor bu metal backplate hani sağlamlık açısından kalitesine yine burada hissettirdi. Çünkü ağır bir ekran kartı olduğuna bunu taşıyacak da kaliteli bir backplate'e sahip olması lazım. Bu yüzden de burada malzeme kalitesini beğendim. Ayrıca yine burada RGB detayla desteklenmiş bir elmas logosu da kendisine yer bulmuş. Tasarım anlamında güçlü ve heybetli yapısını şıklıkla birleştirmesi gayet güzel olmuş. MSI'ın bu dokunuşunu beğendim. Hem kendisinin üçlü fan dizilimindeki detayları ve RGB'sindeki kendisine arka taraftaki elmas detayı bile çok hoş bir hava katıyor. Bu yüzden tasarımı bayağı bir güzel buldum. Şimdi gelin biraz da bu ekran kartımızın teknik detaylarına doğru geçiş yapalım. Nvidia GeForce RTX 4000 ailesiyle birlikte ne gibi özelliklerle bizlere geliyor? Bunların biraz daha detayını inmek istiyorum. Evet bizim buradaki MSI GeForce RTX 4080 SuperMix ekran kartımız kendisi Nvidia RTX 4000 ailesine ait olduğu için Ada Lovelace mimarisiyle birlikte geliyor. Bu Ada Lovelace mimarisi de isim olarak Nvidia'nın önceki nesillerde de yapmış olduğu gibi bilim insanlarından esinlenerek veriyor. Yani RTX 3000 ailesinde görmüş olduğumuz Ampere serisi Andrew Mary, Ampere bilim insanından ilham alınmıştı. Bunda da Ada Lovelace de yine burada bir bilim insanından ilham alınarak bu kartın mimarisine adı olarak veriliyor. Bu mimaride de RTX 4080'de AD103 GPU çekirdeğine yer veriliyor. Bu AD103 GPU çekirdeği TSMC tarafından 4 nanometrelik teknolojiyle üretiliyor. Kendisinin içeriğinde 9728 CUDA çekirdekleri, 304 tensör çekirdekleri ve 76 adet de ray tracing çekirdekleri bulunuyor. Bu ekran kartımızın temel frekans hızı 2205 MHz. Boost hızında ise bu değer ciddi bir şekilde artıyor. 2625 MHz'lik bir boost hızına da sahip ve aynı zamanda MSI Center yazılımı üzerinden Extreme performans ayarında aktif ettiğinizde 2640 MHz hızına da çıkabiliyor. Nvidia Founders Edition'daki standart modeline göre de Boost hızında daha üstte olduğunu görüyoruz. Founders Edition'da bu değer 2505 MHz iken MSI GeForce RTX 4080 Supreme X'de ise Boost hızı 2625 MHz olduğu dikkatimizi çekiyor. Yani kendisi hız olarak MSI performans anlamında çıtayı biraz daha yukarı çıkartıyor. RTX 4080 GDDR6X tipinde 16 GB belleklere sahip bu bellekler 256 bit veri yolunu kullanıyor. 1400 MHz'de çalışan bellekleri saniyede 22.4 gigabit efektif hıza ulaşıyor. RTX 4000 ailesinde Nvidia'nın geliştirmiş olduğu kendisine özel bazı yenilikler de bulunuyor. Bunlar da 3. nesil Ray Tracing çekirdekleri, 4. nesil Tensor çekirdekleri ile birlikte Ray Tracing teknolojisinde 2 kata varanlık bir performans artışı söz konusu. Buna ek olarak DLSS 3.0 ile birlikte oyunlarda daha fazla FPS değerleri almanızı da sağlayabiliyor. Ancak bu DLSS 3.0 teknolojisi yalnızca RTX 4000 ailesine özel. Şu anlık RTX 3000 ailesine gelip gelmeyeceği bilinmiyor. Bunlara ek olarak da AV1 desteğiyle de geliyor. AV1 hızlandırıcısıyla daha düşük band genişliklerine çok daha net yayınlar yapabiliyorsunuz. Aynı band genişliğinde H.264'a göre netliğin ciddi şekilde de arttığı gözlemleniyor. Çift nivenç ile de render sürelerini yarıya indirebiliyor. Onun dışında da RTX 4080'de DLSS 3.0 destekleyen oyunlardaki performansı nasıl olmuş bunları da bir test ettik. Bizim yapmış olduğumuz testlerde 4K çözünürlükte hem DLSS 3.0 özelliği açık ve kapalı farkını gösteren hem de diğer oyunlarda DLSS özelliğiyle nasıl bir FPS değerleri alıyoruz. Gelin şimdi bunlara birlikte bir göz atalım. Oyun testlerimizde DLSS 3.0 teknolojisini destekleyen oyunlarla başlamak istiyorum. Bunların ilki Cyberpunk 2077 oyunu oldu. Hike ayarlarda, DLSS Quality modda ve Ray Tracing açık haldeyken aldığımız FPS değerleri ortalama 54, minimum 35 ve maksimum 101 şeklinde oldu. Bu test esnasında 300 wattlık bir güç tüketimine ulaşırken 60 ile 65 dereceler arasında gezindiğini gördük. DLSS 3.0 teknolojisini kapattığımızda da Burada yine hike ayarlarda DLSS kapalı, ray tracing açık haldeki test sonucumuzda 28 FPS ortalama, 21 minimum FPS ve 38 maksimum FPS sonuçlarıyla karşılaştık. Bir diğer oyunumuz ise Witcher 3 Wild Hunt oldu. Bu da DLSS 3.0 teknolojisini destekleyen oyunlardan. Ultra ayarlarda ray tracing açık ve DLSS Quality modundayken ortalama 55 FPS değerini gördük. Toplamda yine Witcher 3'te de 300 wattlık bir güç tüketimi ve sıcaklık olarak da 60 ile 65 dereceler arasında gezindiğini görüyoruz. DLSS 3.0 teknolojisini kapattığımızda da aynı ayarlarda 30 FPS'e düştüğünü de gözlemliyoruz. DLSS 3.0 teknolojisini destekleyen bir sonraki oyunumuz ise Portal oyunu oldu. Bu oyunda high ayarlarda DLSS Quality açık iken 38 ile 42 FPS'ler değerleri arasında gezindiğini görüyoruz. Aynı oyunda High ayarlarda DLSS özelliğini kapattığımızda ise bu FPS değerinin 17 ile 19 FPS'ler arasında düştüğünü gözlemledik. Yani DLSS kapalı iken tüm bu 3 oyunda da ciddi düşüşlerin olduğunu görüyoruz. Yani DLSS 3.0 ile birlikte oyunlarda FPS artışı da ciddi oranda yükseltilmiş. Bunlardan sonra da DLSS 3.0 teknolojisini destekleyen oyunlar değil de Normal DLSS özelliğini destekleyen oyunlara baktığımızda buralardan ilki Far Cry 6 ile başlamak istiyorum. Far Cry 6'da ultra ayarlarda DLSS açık ve quality moddayken bizlere ortalama olarak 105 FPS, minimum 85 FPS ve maksimum 158 FPS sonuçlarını verdi. Bu oyundaki güç tüketimisi 180 Watt'tı. Ve kendisi de sıcaklık olarak 53 ile 56 dereceler arasında gezini görüyoruz. 320 Watt TDP değerine sahip bir ekran kartı için oldukça düşük bir güç tüketimiyle karşılaşıyoruz ve sıcaklık olarak burada diğer oyunlara göre daha az ısınması bu tarz bir oyun için sevindirici. Bu yüzden bu değerler beni şaşırttı açıkçası. Aynı zamanda buradan Red Dead Redemption 2 oyununa geçmek istiyorum. Ultra ayarlarda DLSS Quality açık iken bizlere 113 FPS ortalama 21 FPS minimum ve maksimum da 177 FPS sonuçlarını görüyoruz. Red Dead Redemption 2'de 270 Watt'lık bir güç tüketimini görürken 60 ile 63 derece arasında sıcaklık değerlerini burada görüyoruz. Yani kendisin ideal bir sıcaklıkla karşılaştık. Bunların ardından God of War oyununa geçiş yaptığımızda ultra ayarlarda DLSS Quality modundayken ortalama olarak 129 FPS'lik bir sonuç aldık. Ve oyun deneyimimiz oldukça akıcıydı. Yani God of War gibi bir oyunda bu değerleri alıyor olmak beni bayağı mutlu etti. Yine bu oyunda da 60 ile 65 derecelik ideal bir sıcaklıkla karşılaştık. Ekran kartımızın fanların dönme sesi olarak da ben bu sıcaklık değerlerini kendisini çalıştırırken rahatsız edici bir fan sesiyle karşılaşmadım. Bu yüzden kendisinin normal ideal hızlarda çok rahat bir şekilde soğutabiliyor. Bu oyunda da 300 watt'lık bir güç tüketimiyle geldi. God of War oyunundan sonra da benim şu sıralar çok sevdiğim bir oyun olan ve birçok takipçimin de merak etmiş olduğu Valorant oyununda ne gibi FPS değerleri veriyor? Valorant oyununda ilk önce yüksek görüntü kalitesindeki sonuçlarımızda bizlere burada ortalama 330 FPS değerleri verdiğini görüyoruz. 270 watt'lık bir güç tüketim ve ortalama olarak da yine 65 derecelere yakın bir şekilde de sıcaklık gördük. Yani kendisi yine yüksek ayarlarda bile çok üst seviyede bir FPS sonucu verebiliyor. Ancak bu oyunu en profesyonel oyuncusu bile düşük ayarlarda tercih ettiği için daha az dikkat dağıtıcı ögeler olduğu için düşük kalitede düşük kalitedeki FPS değeri ise Beni bayağı bir şaşırttı. Burada 630 FPS ortalama bir değer aldık. Yani yer yer 800 FPS'lere kadar da çıktığı oldu ve sıcaklık değeri olarak 55 derecelerde çalıştığını görüyoruz. Yani burada benim kendi oyunu oynarken gözlemlediğim oyunun bazı sahnelerinde ekran kartının fanları çalışmaya bile ihtiyaç duymuyordu. Yani kendisini durduruyordu. Çünkü bu oyun o ekran kartını yormadığı için sizin ekran kartınız yüksek sıcaklıklara çıkmıyor. Yani 60 derecenin üzerine bile çıkmıyor düşük ayarlarda. Bu yüzden genelde 55 derece ortalamaları görürken oyunun bazı anlarında fanların durmuş olduğunu bile görüyordum. Zaten bu da güç tüketimine de yansımış. 150 wattlık bir güç tüketimiyle geliyor. Yani kendisinin neredeyse yarısından bile az. Bunun ardından da Forza Horizon 5 oyununda ekstrem ayarlarda DLSS Quality ve Ray Tracing ekstrem özellikleri aktif haldeyken Bizlere ortalama 139 FPS, minimum 124 ve maksimum da 156 FPS sonuçlarını verdi. 220 watt'lık bir güç tüketimi ortalama aktı. 60 ile 63 dereceler arasında da gezindiğini gördük sıcaklık konusunda. Yine bu oyunda da güç tüketiminin az olması bence bu ekran kartının güç tasarruflu odaklı olduğunu birçok oyunda kanıtladı. Ancak hepsinde bu şekilde görüyor olmak bence kullanıcıların da ve satın almak isteyecek olan kişilerin de dikkatini çekecektir. Fortnite oyununa geçiş yaptığımızda burada destansı ayarlarda Ray Tracing açık modda de Quality ayardayken bizlere ortalama 60 FPS değerlerini verdi. 270 Watt'lık bir güç tüketimi sıcaklık olarak ise 62 ila 63 dereceler arasında gezindiğini gözlemledik. Call Modern Warfare Warzone oyununda ise High ayarlarda DLSS Quality modundayken bizlere 144 FPS'lik bir ortalama sonuç verirken 255 Watt'lık bir güç tüketimi ve sıcaklık olarak da yine 62 ile 63 derece arasının gözünü görüyoruz. Burada benim gözlemlemiş olduğum kadarıyla MSI GeForce RTX 4080 Supreme X ekran kartıyla siz yüksek sıcaklıklara ulaşmadan ideal sıcaklıklarda bir ekran kartı kullanıyorsunuz. Aynı zamanda düşük güç tüketimiyle güç tasarrufu odaklı bunları ek olarak performans olarak da oyunlarda yüksek FPS değeri verebiliyor olması bence çoğu kullanıcıyı memnun edecektir. Aynı zamanda DLSS 3.0 özelliğiyle diğer oyunlarda ciddi bir performans artışı olduğunu da gözlemlemiş olduk. RTX 4000 ailesinden bir ekran kartı almayı düşünüyorsanız da MSI'ın burada güzel bir iş çıkarttığını düşünüyorum. Oyun testlerini tamamladık. Genel olarak şöyle bir değerlenecek olursam da MSI GeForce RTX 4080 Supreme X ekran kartımızın tasarımı baya bir hoşuma gitti. Fırçalanmış metal gövdesi, üçlü fan dizilimi ve RGB detayla güzel bir şekilde tamamlanıyor ve kasanızda duruşu olarak da ekran kartının güçlü heybetli yapısını da hissediyorsunuz. Aynı zamanda tasarımın dışında performans anlamında da oldukça memnun etti. Yani bizim 4K çözünürlükte yapmış olduğumuz testlerdeki oyunlardaki akıcılığı ve yüksek FPS değerleriyle sizin 4K çözünürlükte oynayacağınız oyunlarda her türlü performans olarak beklentilerinizi karşılayacaktır. Burada sessiz kullanımı da dikkat çeken kısımlarından biri. Çünkü normal günlük kullanımda boşta çalışırken burada Zero Frozer özelliği ile birlikte tamamen fanlarını durdurabiliyor yalnızca oyunlarda gerektiğinde fanların çalıştırıyor olması sizin ofis ortamınız için de sessiz bir ekran kartı olarak da yine dikkat çeken kısımlarından biri. Son olarak da benim beğendiğim kısımda kendisi güç tasarrufu da odaklı bir ekran kartı olmuş. Yani teknik detaylarında 320 wattlık bir TDP değerine sahipken oyunlarda burada en fazla güç tüketen oyunlarda bile daha azında bir güç harcaması yaptığı için ben burada güç tasarrufu odaklı olduğunu da beğendim. Eğer sizler de RTX 4080 ekran kartlarından birini satın almayı düşünüyorsanız Burada MSI GeForce RTX 4080 Super X burada güzel bir tercih olacaktır. Bizim incelememiz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız. Herkese iyi günler dilerim.